merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ehliyet animasyonlu sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. Birinci sorudan itibaren başlıyorum. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyoruz arkadaşlar. Şekildeki trafik işareti verilenlerden hangisine yaklaşıldığını bildirir. Trafik işaretini gördüğünüz gibi alt geçit üst geçit yürüyüş yolu, genç kampı ve okul geçidine yaklaşıldığını bize bildiriyor. Okul geçidine yaklaşırken hızımızı azaltmamız gerekiyor. Kesinlikle araç sollama yapmamamız gerekir. Evet hemen ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuz şöyle. 1-2-3 verilmiş. Önce soruyu okuyalım. Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurması zorunludur? Evet. Bir reflektör. iki ilk yardım çantası. Üç yangın söndürme cihazı. Otomobillerde yangın söndürme cihazını sınavda soruyorlar. Bir tane bir adet bakın bir tane bir adet sürücünün hemen yanında bulunmalıdır. Tabii ki her üçü de otomobilde bulunması gerekir. Cevabımız deniz seçeneğidir. Üçüncü sorumuz Park halindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A) Aracın sahibini bulmazsa yazılı bilgi bırakması, C) Zarar verdiği aracın sahibini bulması, C) Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması, D) Zarar verdiği aracın sahibini bulması. Tabi burada dikkat edersiniz arkadaşlar. Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması yanlıştır. Mutlaka bilgi bırakmamız gerekiyor. Değil mi? Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Hemen dördüncü soruya geçelim. Dördüncü sorum şöyle. Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş kara yolunda şekildeki bir numaralı aracın Azami en yüksek hızı saatte kaç kilometredir? Bölünmüş karayolunda bakın bir nolu aracı soruyor arkadaşlar. Bölünmüş karayolundaki bir nolu otobüsün hız sınırı 110, 90, 70 ve 50 şeklinde verilmiş. Arkadaşlar bölünmüş karayolunda otobüslerin hız sınırı 90'dır. Otobanda yüzdür. Evet. Hemen geçelim diğer sorumuza. Beşinci soru. Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verir? Akaryakıt istasyonu, araç tartı istasyonu servis istasyonu, muayene istasyonu. Tabii ki araçların niteliklerini tespit kontrol edebilecek cihaz ve personeller arkadaşlar muayene istasyonlarında yapılır. Muayene istasyonlarındaki araçların muayenesi hangi bakanlık tarafından yapılır diye sınavda soru geliyor arkadaşlar. Bakın Ulaştırma Bakanlığı. Bunu da özellikle not alın. Ulaştırma. Ulaştırma Bakanlığı. Evet. Ticari araçlar yılda bir muayeneden geçirilir. Hususi araçlar iki yılda bir. İlk üç yaz sonunda devamında iki yılda bir muayeneye tabi tutulur. Evet. Altın sonra egzoz emisyon ölçümünün yapılması araçların çevreye verdiği zararlardan Hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır? Hava kirliliğini, görüntü kirliliğini, su kirliliğini, gürültü kirliliği. Egzoz öl ölçümünün yapılmasının esas amacı nedir? Hava kirliliğini ne yapmak? Önlemek değil mi arkadaşlar? Evet. Önemli bir soru. Yedinci sorumuza Geçelim hemen. Yedinci sorumuz trafik işaretlerinden gelmiş. Tabii ki trafik işaretlerinden mutlaka sınavda geliyor sorular. İşaretleri detaylı bir şekilde YouTube kanalımızda anlattık. Trafik tehlike uyarı işaretleri üçgen. Trafik tanzim işaretleri yuvarlak. Tehlike uyarı işaretlerinde hız azaltılır. Geçme yasağına uyur, uyulur. Araç sollama yapılmaz. Tanzim işaretlerinde ise Kırmızılar yuvarlak, kırmızılar yasaklardır arkadaşlar. Siyah olanlar ise yasakların bitirildiğini, bittiğini bildirir. Evet, burada verilenlerden hangisi girişi olmayan yol? Girişi olmayan yolu söylüyor bakın. Adana girişi olmayan yol Bursa, bütün yasaklamaların sona erdiğini bildirir. Ceyhan Kontrolsüz kavşak işaretini bildirir. Denizli seçeneği ise araçlardan bakın kırmızı yöndeki çiftlik aracın yanındaki aracı sollama yasaktır. Araç sollama yasaktır. Kontrolsüz kavşaklarla ilgili şunu yapmak çok önemli. Şunu söyleyeyim size bakın. Şimdi kontrolsüz kavşakta bakın ne var? 1 nolu bir aracımız var. 2 nolu aracımız buradan geliyor. 3 nolu aracımız buradan, 4 nolu bir araç da buradan hareket halinde. Şöyle yapalım. Araçların geçiş hakkı sıralamasını yapınız. 1 nolu araç sürücüsü dönüş yapıyor. Buradan %100 sınavda soru geliyor arkadaşlar. Dikkat edelim. Kontrolsüz kavşaklarla ilgili bilmeniz gereken, yapmanız gereken olay şu. Dönüş yapan araç en son geçer. Evet burada dönüş yapan araç hangisidir? Tabii ki bir nolu araç değil mi? Bakın bir nolu araç dönüş yaptığı için en son geçiyor. Herkes kendi sağındaki araca yol verir. Bu sorunun iki çözülüş metodu yöntemi var arkadaşlar. Her ikisini de size söyleyeyim. Bakın Dönüş yapan araçtan başlıyoruz sağından. Sağında hangi araç var? 2 numara. 2 numaranın sağında hangi araç var? 3 numara. 2 numara geçemez. 3'e yol vermesi gerekir. Sağında araç olduğu için. 3 numaraya bakıyorum. 3 numara dönüş yapabilir mi? Yani git... ilk geçiş hakkını tamamlayabilir mi? Hayır hocam. Çünkü sağında araç var değil mi? Bakın. Ne var hocam? 4 numara var. Demek ki en sağda 4 numara, sonra 3 numara, sonra da 2 numara, en son 1 numara geçiş hakkına sahiptir. Ya da arkadaşlar şöyle yapalım. Dönüş yapan aracın olduğu yere bakın yere nokta koyun. Sol taraftan bir daire çizin. Aynı noktaya gelin. Bakın aynı noktaya gelin. Aracınızın dönüş yapan araçların geçiş hakkı sıralamasını yapabilirsiniz. Bakın 4, 3, 2, 1. Evet bu şekilde de sonuca gidebilirsiniz. Cevap burada tabii ki Adana seçeneğidir. Çok önemli bir soruydu arkadaşlar. Başarılar diliyorum tabii ki. 8. soru şöyle. Aksine bir işaret yoksa otobüslerin otoyoldaki azamizi saatte kaç kilometredir? 90, 110, 100 ve 80 şeklinde verilmiş. Tabii ki otobüslerin otoyoldaki azami hızı 100'dür. Otobüslerin, minibüslerin ve motosikletlerin otoyoldaki hız sınırı 100'dür arkadaşlar. Hemen geçelim diğer sorumuza. Dokuzuncu sorumuz şöyle. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir? Bakın. Bisiklet yolu yaya geçidi. Yavaşlama uyarı çizgileri taralı alana girilmez. Şimdi burada da dikkat ederseniz arkadaşlar özellikle toplu taşıma araçları, otobüsler değil mi? Ego otobüsleri Yavaşlama çizgileri duraklara gelirken yavaşlama çizgileri vardır. Bu çizgilere geldiğinde yavaşlayarak durağa yanaşır. Cevabımız burada Ceyhan seçeneğidir. Taralı alana girilmez dediği arkadaşlar. Bakın taralı alana girilmez dediğinde bu şekilde olacak. Evet. Taralı alana girilmez. Evet. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Onun sonra satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için hangisinin yaptırılması zorunludur? <laughs> A. Araç teknik muayenesinin B. Servis bakımlarının C. Kasko skortasının D. Mali sorumluluk skortasını. Evet burada da arkadaşlar satın alınan veya gümrükten çekilen aracın te yeni tehcilinin yapılabilmesi için her şeyden önce tehcilinin yapılabilmesi için zorunlu mali sorumluluk sigortası olması gerekiyor. Zorunlu mali sorumluluk skortasının süresi bir yıldır arkadaşlar. Evet 365 gündür. Bu da yine sınavda soru olarak sorulabiliyor. Buna da dikkat etmekte fayda var. Evet hemen deniz seçeneği dedikten sonra 11'e geçelim. Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü. Yerleşim yeri dışındaki kara yolunda saatte 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır? Bakın bu soru sık sık sınavlarda gelen bir soru ve yanlış yapılan bir soru arkadaşlar. Takip mesafesini sormuş. Bakın tehlikeli madde taşıyan, tehlikeli madde taşıyan bir araçla başka bir aracımız var, otomobil var. İkisinin arasındaki takip mesafesini sormuşlar. Yerleşim yeri dışında karayolunda 60 ile gidiyor bakın. 60 ile gidiyor. Yani şuradaki hız sınırı 60 kilometre. 60 kilometre hızla gidiyor. Önündeki araçla arasındaki takip mesafesi. Şuraya 1 şuraya 2 diyelim. Otomobil 2 nolu otomobille arasındaki takip mesafesi ne kadar olmalıdır? her zaman arkadaşlar hızı ne olursa olsun 50 olmalıdır. Normal bir araç olmuş olsaydı hızın yarısı diyecektik değil mi? 60'ın yarısı nedir? 30 diyecektik. Buraya dikkat etmekte fayda var. Bursa seçeneği doğru cevap. Hemen 12. sorumuza bakalım. Yerleşim yerleri içinde trafik düzenleme amacıyla yer işaretlemelerini, trafik işaret levhalarını ışıklı ve sesli trafik işaretlerini temin ve tesis etmek bunların devamlılığını ve işlerini sağlamak ve verilen kuruluşlardan hangisinin görevidir demiş. Bakın belediyelerin, karayolları, genel müdürlüğünün emniyet genel müdürlüğünün ulaştırma, denizcilik, haberleşme bakanlığını. Evet burada dikkat ederseniz arkadaşlar derslerimize gelen arkadaşlar da mutlaka hemen sorunun cevabının belediye olduğunu bildiler. Evet, Adana seçeneği ama bu soruya genelde Karayolları Genel Müdürlüğü diyen arkadaşımız çok çok fazla bakın. Onun için bu soruya dikkat edin. Bakın Karayolları Genel Müdürlüğü değil belediyedir. Yerleşim yerleri içerisinde bakın yerleşim yerleri içerisinde dediği için diyerek belediye yerleşim yeri dışında demiş olsaydı evet karayolları genel müdürlüğü olacaktı. Hemen geçelim diğer sorumuza. Diğer sorumuz animasyon şeklinde gelmiş bakın arkadaşlar. Önce animasyonumuzu izleyelim sonra da sorumuzu okuyalım. Evet, şu anda dikkat ederseniz yol yapım çalışması var. Evet şurada yol yapım çalışma işaretlerini görüyorsunuz. Burada da bitiyor. Hemen şurada da bir tali yol işareti var, değil mi? Evet. Tekrar bakalım. Sol taraftan bakın sol taraftan bisiklet sürücüsünün geldiğini gören araç sürücüsü ne yapmalıdır? Evet, korna çalarak bisiklet sürücüsünü uyarmalı, durup bisiklet sürücüsünün geçmesini beklemeli, hızlanıp bisiklet sürücüsünden önce karşıya geçmeli, yüksek sesle konuşarak bisiklet sürücüsünü uyarmalı. Tekrar bakalım, bakın sol taraftan, solundan, evet, bakın. Dikkat ederseniz burada bir e, ne vardı arkadaşlar? Yol teke düşüyor, değil mi? Yol teke düşüyor. Bisiklet sürücüsünü ne yapması gerekiyor? Durup bisiklet sürücüsünün geçmesini bakın şurada. Şurada bisiklet sürücüsü var bakın. Şuradan geliyor değil mi? Seyir halindesiniz. Zaten tali yol işaretimiz de karşısında var. Tali yolun anlamı neydi? Yol ver. Kime? Karşındakine. Burada da yaya geçidi Aynı zamanda yaya geçidi ve bisiklet sürücüsü de karşıya geçiyor. Durup bisiklet sürücüsünün geçmesini beklemelidir. Evet. Cevabımız tabii ki Bursa seçeneğidir. Hemen 14'e geçelim. Kaza anında araç dışına fırlama riskini azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik sistemi nedir? Emniyet kemeri, A ABS, hava yastığı tabii ki direkt emniyet kemerinin e, nedir açılımını sormuşlar arkadaşlar. Adana seçeneği. Evet yine bir trafik işareti levhası gelmiş bakın. Verilen trafik işaretlerinden hangisi kavşaklarda üzerinde bulunan yolun tali yol olduğunu ve ana yoldaki araçlara yol verilmesi gerektiğini bildirir? Bakın yol ver. Arkadaşlar yol ver. Hangi trafik levhasıyla aynı anlamdadır? Fasılalı fasılalı sarı ışıkla. Aynı anlamdadır yol ver işareti. Bize sorulan soru tali yolda olduğunu ki tali yola konur. Cevabımız Adana seçeneğidir. Evet. Bursa seçeneğinde karşıdan gelene yol ver. Ceyhan seç seçeneğinde taşıt giremez, motorlu ve motorsuz taşıtların giremeyeceğini. Denizli seçeneğinde taşıt trafiğine kapalı yol. Evet, taşıt trafiğine kapalı yol olduğunu bize bildiriyor. Cevabımız tabii ki Adana seçeneğidir. Hemen geçelim 16'ya. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir? A. Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılması. B. iniş eğimli yollarda motorun durdurulması. C. Kısa mesafeli yerlere yürüyerek gidilmesi. D. Trafiği yoğun olmadığı taşıt yollarının seçilmesi. Tabii ki burada iniş eğimli. Burada çevre önleyici etbirleri iniş eğimli yollarda motorun durdurulması kesinlikle asla ve asla yapılmaması gereken bir harekettir arkadaşlar çok tehlikelidir. Bunu kesinlikle yapmıyoruz. Bilginiz olsun. Evet, hemen 17. soruya geçelim. Verilenlerden hangisi özel araçların gereksiz kullanmasının sonuçlarındandır? Gürültü kirliliğinin önlenmesi, trafik yoğunluğunun azalması, yakıt tüketiminin azalması, zararlı gaz salınımının artması. Tabii ki yakıt Tüketiminin bak gereksiz araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır. Ne yapmış burada arkadaşlar? Zararlı gaz salınımlarının artması değil mi? Gereksiz aracınıza bindikçe çevreyi daha da fazla kirletiyorsunuz ve cebinizden de fazladan ücret ne yapıyorsunuz? Ödüyorsunuz. Gereksiz araca da binmemek en doğrusu. Evet deniz seçeneği dedikten sonra yine bir trafik işareti levhası gelmiş. Şekildeki trafik işareti verilenlerden hangisini bildirir? A. Dönel kavşağı yaklaşıldığını B. Ana yol tarihi yol kavşağına yaklaşıldığını C. Kontrolsüz kavşağı yaklaşıldığını D. Demir yolu geçidine yaklaşıldığını Tabii ki kontrolsüz kavşak işaretini vermişler arkadaşlar. Burada cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Evet. Ceyhan seçeneğidir. 19. soru şekildeki trafik işaretini gören sürücünün hangisini yapması yanlıştır? A. Bölgeden bu bölgeden dikkatli geçmesi. B. Yolu kontrol etmesi. C. Takip mesafesini azaltması. D. Aracını yavaşlatması. Evet. Burada da arkadaşlar eee gördüğünüz gibi kaygan bir zemin değil mi? Bakın zemin. Ve tehlike uyarı işareti. Tehlike uyarı işaretlerinde hız azaltılır, takip mesafesi artırılır. Yani bu bölgeden dikkatli geçilmesi gerekiyor, yolu kontrol etmesi gerekir, aracını yavaşlatması gerekir ama takip mesafesini azaltması değil, takip mesafesini artırması gerekiyor. Evet takip mesafesini artırması gerekiyor. Gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A fren tutmadığını, B fren hidroliğinin azaldığını, C el frenin çekili olduğunu, D ABS sisteminin devre dışı kaldığını. Burada da dikkat ettiğiniz gibi nedir? El freni değil mi? El freninin çekili olduğunu bize ne yapıyor? Bildiriyor. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Evet. El freni ne bize bildirmiş. Evet. El freninin görevi nedir arkadaşlar? Aracı sabitler. Değil mi? Fren sistemi hareket halindeki aracı yavaşlatır. Yavaşlayan aracı durdurur. Duran aracı el freni ne yapar? Sabitler. Evet 21'e geçelim. Hemen hızlı bir şekilde. Sürücü belgesi sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belli bir süreliğine trafik zabıtası gece geri alınır. Evet. Buna göre hangi sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir. A kanunda belirtilen miktarın üzerinde alkollü olarak araç kullanmak ve ölümlü kazalarda asli kusurlu olmak. C uyuşturucu uyarıcı madde kullanmak. Bakın Adana, Bursa, Ceyhan bunların hepsinde arkadaşlar ehliyete el konuluyor. Alkolde bildiğiniz gibi alkolde birinci defada 6 ay, ikinci defada 2 iki yıl, üçüncü defada 5 yıl süreyle el konuluyor. Burada trafik işaretiyle belirlenmiş uyuşturucu da kullanılıyor. 5 yıl süreyle el konuluyor. Deniz seçeneğinde trafik işaretleriyle belirlemiş hız sınırlarını %10 da geçmek Sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren bir kusur değildir Denizli seçeneği. 22. sorumuz yine trafik işaretlerinden gelmiş aynı zamanda arkadaşlar. Tabii ki bir e, bölünmüş bir karayolunda araçlar seyir halinde gidiyorlar. Şekildeki trafik tanzim işaretlerine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır diyor bakın. Uymamıştır. Evet. Şimdi İşareti görüyorsunuz. Şuradaki işaret nedir? Kamyonlar için geçme yasağını bildiriyor burada. Yani 3 nolu araç kesinlikle nedir? Ee, geçme yasağını bildiriyor. Bakın geçme yasağını bildiriyor arkadaşlar. 3 nolu. Yalnız 3 değil mi burada? Yalnız 3 numara. Evet. 23. soru hangisi çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır? Zaruri olmayan durumlarda araç kullanılması, B araçlarda kullanılan yenilen ve içilen maddelerin dışarı atılması, C araç bakımlarının kapalı ortamlarda yapılması, D dere yataklarının kum yataklarından kum alınması. Tabii ki burada da dikkat ederseniz araç bakımlarının kapalı ortamlarda yapılması çevreyi korumaya nedir? Yönelik olumlu bir davranıştır. Değil mi? Araç bakımlarını yani sağa sola çıkan malzemeleri sağa sola attığınız zaman çevre kirliliğine neden oluyorsunuz. Evet burada Ceyhan seçeneği. Doğru cevap. Hemen 24'e geçelim. Marşa basıldığında marş dönüyor ancak çalışmıyorsa ilk olarak aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir? A. Motor yağ seviyesi. B. Akü suyu. C. Bujiler. D. Depodaki yakıt seviyesi. Evet arkadaşlar bakın marşa bastınız. Motor dönüyor ancak çalışmıyor. Bakın çalışmıyor. Çalışmıyorsa demek ki ne var? Depoda yakıt ne yapmış? Yakıt bitmiş değil mi? Yakıt bitmiş depodaki yakıt. Seviyesi evet. Denizli seçeneği doğru cevap. 25. Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır? Evet. Yine derslerimize gelen arkadaşlar çok rahatlıkla buji eşittir. Bakın buji eşittir. Benzin enjektör enjektör püskürtme eşittir dizel. Bunu bu önemli arkadaşlar. Burada mutlaka sınavda soru geliyor. geliyor. Benzin, motorun, gaz ya, antifriz. Burada buji ile buji geçtiği için buji ile ateşlemeli. Araçların yakıtını sorduğu için direkt otomatik olarak ne yapıyoruz? Benzini işaretliyoruz. 26. sorumuza geçelim. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? Göstergeyi de gördüğünüz gibi nedir? Hararet göstergesi. Karter yağ miktarını radyodaki su seviyesini depodaki yakıt miktarını su, soğutma suyu sıcaklığını değil mi? Soğutma suyu sıcaklığını sürücüye bildirir. Cevap denizli seçeneğidir. 27 motor yağının zamanında değiştirilmemesi hangisine neden olur? Aracın daha yavaş gitmesine, B motorun verimli çalışmasına, C akünün daha çabuk bitmesine, D motordaki aşıntıların artmasına. Evet burada da motordaki aşıntıların artmasına sebep olur. Denizli seçeneği, evet, Denizli seçeneği doğru cevap. Motor yağı aşıntıların artmasına sebep olur. Hemen 28'e geçelim. 28'in soru şöyle. Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapılması aküye ve motor marş motoruna zarar verir. Buna göre marş mod durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun hangisinden kaynaklanmış olur? A. Akü kutup başlarının sıkı olmasından B. Hava filtresinin kirlenmesinden C. Akünün tam şarjlı olmasından D. Akünün boşalmasından Tabii ki burada da akünün boşalmasıdır. Cevabımız denizli seçeneği. 29 motorun soğutma sisteminde kullanılan donmayı nokta nokta donmayı nedir? Antifriz, elektrol, saf su, asit. Tabii ki burada donmayı ne engelliyor arkadaşlar? Antifriz engelliyor. Adana seçeneği doğru cevap. 30. soru motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan özel göstergesi bulunan parçaya ne denir? Yağdanlık, yağ çubuğu, yağ pompası, yağ filtresi. Tabii ki yağ çubuğu değil mi? Yağ çubuğu iki çizginin arasında olmalıdır. Bursa seçiliği doğru cevap. 31. soru aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır? Şaft, motor tekerlek, vites kutusu. Tabii ki motor araçlarda gücün kaynağıdır. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 32. soru aracın kontak anahtarı motoru çalıştırmayacak şekilde açıldığında gösterge panelinde bulunan şekildeki akü şarj ikaz ışığının yanması gerekir. Yanmıyorsa arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir? Motor devir göstergesinde, akü şarj ikaz ışığının ampulünde, soğutma fanında, marş motorunda. Evet, burada da arkadaşlar bakın akü şarj ikaz ışığının yanması değil mi? Ee, gösteriyor ampulünde akü şarj cihaz yandığı zaman ışığın yandığı zaman gösterge panelinde aracımızı derhal durdurmamız gerekiyor. Bursa seçeneği doğru cevap. 33. soru yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulamasının bir turunda yapılan kalp masajı ve suni solunum sayıları hangisinde doğru olarak verilmiştir? Kalp 30 suni solunum 2 kalp 20 suni solunum 1 kalp masajı 10 suni solunum 1 kalp masajı 40 suni solunum 2 30 kalp masajı 2 kurtarıcı nefes verilir 33. sorunun doğru cevabı 34'e bakalım kalbi durmuş olan bir kazı de aşağıdaki belirtilerden hangisi gözlenir Evet gözlenir diyor Tabii ki kalbi durmuş bir kazisede de göz bebeklerinin genişlemesi oluyor arkadaşlar. Cevap Adana seçeneğidir. Diğerlerini okumama gerek yok. 35 verilenlerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur? Üşüme, şok, bayılma, koma. Tabii ki burada bayılma kısa sürelidir. Koma uzun süreli bilinç kaybıdır. Cevabımız Denizli seçeneğidir. 36 Atardamar kanamalarında kısa zamanda çok kan kaybetmemek için kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın bir üst atardamar bölgesine basınç uygulanır. Buna göre boyun, koltuk altı, köprücük kemiği üzeri verilenlerden hangileri vücutta bu amaç için belirlenmiş basınç uygulama noktalarındandır? Tabii e, basınç uygulamalarındandır diyor bakın arkadaşlar. Tabii ki Hepsi de değil mi? Boyun, koltuk altı, köprücük kemiği ve üzeri tamamı olan Adana seçeneği doğru cevap. 37 bir ilk yardım tarafından uygulanır. Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Yaralı taşımada kullanılan itfaiyeci yöntemiyle ilgili verilenler için hangisi doğrudur? Hangisi söylenir? diye bir soru gelmiş. Her ikisi de doğrudur. Cevap Adana seçeneği. 38 Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? Kanayan yere en uzak basınç noktasına baskı yapılması, kanayan bölgenin kalp hizasının altına indirilmesi, kanama durması ikinci kez koyarak ikinci bir bez koyarak ikinci kez artırılması bu uzu kopması durumunda turnike uygulamaktan kaçınılması. Evet arkadaşlar burada da dikkat ederseniz Ceyhan kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncın artırılması olacak. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 39 yukarıdakilerden hangileri bayılmış olan bir kazizedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır. Sıkan giysiler gevşetilir. Sırt üstü yatırarak ayaklar 45 santim kaldırılır kusma varsa mide içeriğini yutması için yatır, yarı otur pozisyona tutulur. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır. Burada bayılmış olan bir kadın yapılması gereken ilk yardım uygulaması da nedir arkadaşlar? Sıkan giysileri gevşetilir. Evet. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır. Cevabımız Adana seçeneğidir. 40. soru kaz, e, 1 2 3 şeklinde verilmiş. Bu ilk yardımcı yukarıdaki uygulamadan hangisinde hatalı davranmıştır? Trafik kazası sonrası olay yerinin değerlendirilmesini yapan bir ilk yardımcı olay yerinin yeterince görünebilir biçimde işaretliyor. Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin vermiyor. Birinci de değerlendirme sonucu tüm uyarılara karşı tepkisiz olduğu belirlenir. Kazıcı diye şekerli içecekler veriyor ki. Evet. Burada arkadaşlar içecek, yiyecek içecek kesinlikle verilmez. Bakın kesinlikle verilmez. Tabii ki 40. soruda arkadaşlar üçün olduğu kesinlikle hatalıdır. Yiyecek içecek verilmez. Bursa seçeneği doğru cevap. 41. sorumuz ilk yardımcının uyguladığı müdahaleyi soruyorlar. Bakın. Rentek manevrası, hayat kurtarma temel yaşam desteği, hemlik manevrası. Ağzına dikkat ederseniz ne yapıyor arkadaşlar? 2 temel yaşam desteği değil mi? 30 kalp masajı yapıyor. Şu anda 30 kalp masajı yapıyor. 30 kalp masajı, iki kurtarıcı nefes. Bebeklerde ağız ve burnuna iki nefes veriyoruz arkadaşlar. Çocuklarda ve yetişkinlerde sadece ağza nefes veriyoruz. 30 kalp masajı, 2 kurtarıcı nefes verilir. Bu temel yaşam desteğidir. Evet. O 42 kaza sonrası solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumların olasılığı mevcut ise kazazedenin omuriline zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik hangisidir? Rentek, itfaiyeci yöntemi, koltuk altında tutmak, ayak bileklerinden sürükleme. Tabii ki direkt rentek manevrasını sormuşlar arkadaşlar. Cevabımız Adana seçeneğidir. 43 baş ve yüzdeki ağır karamalarda aşağıdaki basın noktalarından hangisinde basınç uygulanır? Koltuk altı şah damarı köprücük kemiği üzeri kasık. Tabii ki şah damarı. Bursa seçeneği doğru cevap. 44. Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazede yapılan doğru bir yardım uygulamasıdır? Tabii ki birinci açık ise yarı oturur pozisyona getirilmesi gerekiyor. Evet burada batan cisim çıkarılmaz. Kesinlikle ağızdan ılık yiyecekler verilmesi, içecekler verilmesi asla verilmez. Ayakların yüksekte Türk yüzüstü yatırılması bu da kesinlikle yapılmaz. Bursa seçeneği doğru cevap. 45. sorumuz arkadaşlar yine bir animasyon sorusu. Dikkat ettiğiniz edelim bakalım araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? A) Sol şeride geçmelidir. B) Hızını azaltıp sağ şeritte seyir halinde. Bakın bir sol taraftan bir araç yaklaştı ve sinyal vermeye başladı. Sinyal vermeye başladığı için arkadaşlar her şeyden önce hızını bir kere ne yapması gerekiyor? azaltması gerekiyor. Sağ taraftaki araç sürücüsü hızını azaltacak ve sol taraftaki aracın e, nedir? Sağ taraftaki şeride geçmesine izin vermesi gerekiyor. Cevap Bursa seçeneğidir. 46 aracını kaldırma park etmiş bir sürücü. Diğer yol kullanıcılarının kaldırımı kullanmasına engel olduğu gibi kaldırımı kullanamayan yayaların araç yoluna çıkmalarına neden olmaktadır. Oysa ki e, öfke, empati, sorumluluk, bencillik. Burada bakın olumsuz değil mi? Olumlu bir e, hava var. Dikkat ederseniz. üç tane olumsuz, bir tane olumlu. Oysa ki empati düzeyi yüksek bir sürücü kendini yaya olan yol kullanıcısını yerine koyar ve aracını kaldırma park etmez. Boşluğa empati gelir. 46'da 47'ye bakalım. Verilenlerden hangisi trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir. Yol kenarındaki oto korkuluklarının tahrip olması B. Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması C. Karayollarının zamandan önce yıpranması D. Trafik işaretlerinin hasar görmesi Tabi burada da arkadaşlar trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması trafik kazalarının öfke ülke ekonomisine verdiği zararlardan birisi değildir değil mi? Evet cevap tabi burada Bursa seçeneğidir. 48. sorumuza geldik arkadaşlar hızlı bir şekilde. Bir olay ya da durumda karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir. Engelleme, empati, bastırma, öfke. Burada trafik adabında hangi davranıştır arkadaşlar? Tabii ki empatidir değil mi? Empatidir. Evet. Bursa seçeneği doğru cevap. 49. sorumuz hangisi öfke yön, yönetiminin amaçlarındandır? A. Öfkeyi bastırmak ya da yok etmek. B. insanlar ya da olaylar karşısında gösterilen içsel ve dışsal tepkilerde kontrolsüz davranılmasını sağlamak, C kızgınlığın ya da öfkenin yol açtığı duygusal ve fizyolojik tepkileri azaltmak, D kızgınlığa yol açan olayları değiştirmek. Tabii ki burada da öfkenin öfke yönetiminin amaçlarından kızgınlığın ya da öfkenin yol açtığı duygusal ve fizyolojik tepkileri azaltmaktır. Cevap C için Son soru arkadaşlar. Tek Ters yönden gelen bir sürücüye bu sokak tek yönlü. Herhalde siz girişteki levhayı görmediniz. Lütfen daha dikkatli olun. Diyen bir sürücü trafikte hangi trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine uygun davranmıştır diyor. İnatlaşma, aşırı tepki, kaba saldırgan davranmak, trafik kültüründe birbirini uyarmak. Tabii ki burada dikkat ederseniz ters yönden gelen kişiyi ne yapıyor? Uyarıyor. Bir dakika. Burada kaza olduğu zaman suç olabileceğini uyarıyor. Bir daha yapmamasını e, sağlıyor. tabi Trafik kültüründe birbirini uyarmaya girer. Cevabımız denizli seçenidir. Evet arkadaşlar. Daha önce atmış olduğum ehliyet sınav soruları ehliyet animasyon sınav soruları ve konularıyla birlikte ehliyet alıyorum ve Nedim Şeker Akademik kanalında soruları çözdüğünüzde kesinlikle 80 90 100 alabilecek durumdasınız. Hepinize tekrar başarılar diliyorum. Kanalımızı arkadaşlarınıza da paylaşırsanız herkes faydalansın. Bir sonraki sorularda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.